Kariyer planlaması yapan gençlerimiz için aldıkları eğitimle alanda uzman olmuş ya da tutkularının peşinden gidip değer yaratıp çevresine ilham veren kişilerle söyleşilere devam ediyoruz. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Eski milli basketbolcumuz ve şu anda da Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı baş antrenörü çok değerli ağabeyim Mustafa Tecellioğlu ile beraberiz. Mustafa abi herhalde internetle ilgili bir problem yaşıyor şu anda. Görüntüsü bende dondu. Şu anda duyabiliyor musunuz abi? Evet, duyuyorum. Evet, tamam. Ben girişimi yaptım. Bizim jenerasyonumuz, ben 1978 doğumluyum. Sizlerle basketbolu sevdi. Sizlerle Evet. inanılmaz bir jenerasyon vardı. Tribünlerde sizi izleyerek büyüdük. Beyaz Gölge dizisiyle başlayıp Anadolu Efes'in Biz. çıkışıyla devam eden Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem'in anlatımıyla Aynen. Ankara basketbolculu ve basketbol seyircisi çok farklıdır. Atatürk Spor Salonu hemen aklıma geliyor. Seyirciyle tribünlerin, sahanın çok yakın olduğu, basketbolcuların ifadelerinin, yüz ifadelerini çok yakından görebildiğimiz inanılmaz bir Evet. etkileşimin içerisinde büyüdük biz. Sizin oyunculuğunuz, beyefendiliğiniz, oyun karakteriniz, mücadele ruhunuz inanınız bizi çok mutlu ediyordu ve çok keyif veriyordu. Hep sizleri, Tunç abimizi, sizi, Murat Evliyaoğlu, Volkan Aydın, Aynen. Ufuk Sarıca, o harika jenerasyonla biz büyüdük. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum o anlamda. Hepsi de milli Ve takımın arkadaşlarım zaten saydığın isimler. evet, kesinlikle. İnanılmaz güzel yıllarda. Ne mutlu ki siz de basketbol camiasında o büyük tutkuyla devam ettiniz. Basketbol kariyerinizden sonra antrenörlükte hala basketbola hizmet vermeye ve katkı sağlamaya devam ediyorsunuz. Ben hemen basketbolun temellerinin atıldığı çocukluk yıllarınıza gitmek istiyorum Mustafa abi. Evet. Basketbola ne zaman ilgi duymaya başladınız? Ailenizin spora yaklaşımı nasıldı? Ya şimdi şöyle ben 80'li yılların ortalarında diyeyim basketbola ilgi duymaya başladım. Hatta çok enteresandır. Ben ilkokul 5. sınıfta handbol takımının kaptanıydım. Handbol maçlarında o Öyle mi? yıllar tabii handbol maçlarında sayı kralı oldum bir de üstelik. Derken yüzmeye ilgi duydum. Yüzme antrenmanlarından sonra arkadaşlarla hadi gelin kapalı spor salonuna gidelim biraz top atalım, basketbol oynayalım diye başladı bu istek. Derken kendimi BOTAŞ'ın altyapısında buldum. Dört yolda. Evet. İki sene sonra Bursa'da Türkiye Küçük Erkekler Şampiyonası vardı. Orada çok üstün bir performans gösterdim. Böyle olunca da tabii takımlar peşine düşmeye başladı. İşte Bursa'dan DSİ Nilüferspor, İstanbul'dan Efes Pilsen, Paşabahçe gibi takımlar bize gelir misin diye teklifte bulunmaya başladı. Tabii bunda Ahmet abimin de çok büyük rolü oldu. O futbol oynardı. Spora çok meraklıydı. Hani ben de onunla derken bir anda kendimi sahalarda buldum. İşin özü bu şekilde başladı. Tabii ki daha sonrası kademe kademe devam ettim. Evet, handbol çok sert bir spordur. Aslında iyi bir altyapı olmuş basketbol için. Onun Evet. dışında yüzmeyle de genel anlamda kuvvet ve dayanıklılığınızı geliştirmişsiniz. Müthiş bir altyapı. Aynen öyle oldu. Mustafa abi ilk antrenörünüzü hatırlıyor musunuz ismini? Aranızda nasıl bir etkileşim vardı? Evet. Çok merak ediyorum. Evet. Cem Çal. Benim ilk antrenörüm Cem Hoca'dır. Cem Çal hocamdır. 86 senesinde Bursa'ya beni aldı götürdü. Bahsettiğim ya Bursa'ya Küçükler Şampiyonası'na gitmiştik diye. Evet. Orada Cem Çal abi beni DSİ Nilüferspor'a transfer etti BOTAŞ'tan. Derken Süleyman Çelebi Lisesi'ne de kaydımı yaptırdı. Böylelikle benim Bursa yıllarım başlamış oldu. Cem abi basketbolu gerçekten çok iyi bilen, altyapıda çok önemli eğitim veren, birçok insanı yetiştiren isimdir. Tabii ki ben Anadolu'da büyüdüğüm için Bursa'ya geldiğimde o iletişimde biraz sıkıntı çektim birkaç ay. Hani şive farklı oluyor, işte ilk defa basketbolun teknik taktiklerini öğreniyorsunuz, bazı Evet. terimler, İngilizce terimler kullanılıyor, hani bocalıyorsunuz. İlk dönemde yani bu bahsettiğim 1986 yılı.
Bir takım zorluklar çektim, çekmedim dersen yalan olur ama tabii ki Bursa şampiyonluğu, liselerde yine Bursa şampiyonluğu, Türkiye finalleri, Türkiye'de derece, bunların hepsi arka arkaya gelmeye başladı. Adaptasyonum o yüzden başarı geldikçe motive oluyorsun. Kesinlikle. O motivasyonla bir baktım kendimi Yıldız Milli Takım'da buldum bir sene sonra Cem abi sayesinde. Evet, onun için buradan da Cem abiye çok çok teşekkür ederim. Üzerimde de emekleri bayağı vardır Cem Çağal hocamın. Küçük yaşlarda çok deneyimli antrenörlerle çalışmak gerçekten o basketbolcuya inanılmaz ilham veriyor. İdol Çok. oluyorlar. Çok. Çocuklar o yaşlarda annelerinden, babalarından çok antrenörlerin sözünü dinliyorlar. O anlamda gözlerinde çok önemli bir yerleri oluyor. Gerçekten sporcu ve antrenör iletişimi ve etkileşime ben çok inanıyorum. Tabii bizim programımızı şu anda ebeveynler de izliyor. Aynı zamanda genç kardeşlerimiz de izliyor. Bir takım oyuncusu olmak size çocukluk çağlarında neler kazandırdı Mustafa abi? Ya bu çok enteresandır. Hani bir takım oyuncusu olmak, şöyle söyleyeyim. Ha bir kere paylaşmayı öğreniyorsunuz ya. Yani Evet. gerçekten bencillikten biraz sıyrılmaya başlıyorsunuz. Ha bu kolay olmuyor ilk etapta. Hani bütün topları ben atayım istiyorsunuz. En fazla sayıyı ben atayım istiyorsunuz. Ama takım içerisindeki arkadaşlarla olan o diyaloglar zaman içerisinde öyle gelişiyor ki sevgi bağları kurulmaya başlıyor. Hani Doğru. ben çok net hatırlarım, boş turnikeyi atacakken arkadaşımın benim yanımdan gelip ona o pası verip turnikeyi attırmak isterdim. Onun mutlu olması beni de mutlu ederdi. Ya yani bu anlamda paylaşmak, başarıyı özellikle paylaşmak Bizdemeyi çok öğreniyorsunuz değil mi abi? tabii ki. Bizdemeyi öğreniyorsunuz. Aynen biz demiyor yani o bencillikten sıyrılıyoruz. Onun için bana çok şey katmıştır. Yani bir takım oyuncusu olmak. Ama bireysel spor yapıldığında masa tenisi olsun, işte kort tenisi olsun, ne bileyim bir güreş olsun. Yani biraz çocuklar bundan uzak kalabiliyorlar bu paylaşımlardan. En önemlisi sevgiyi öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla ağlamayı, gülmeyi, bir yere gitmeyi, bir maçı kaybediyorsunuz. Cidden bakıyorsunuz soyunma odasında herkesin surat asık. Herkes üzülüyor. Bir maçı kazanıyorsunuz. Çok önemli bir maçı. Ya o kadar büyük bir mutluluk ki. Soyunma odasında herkes birbirine sarılıyor. Kan ter revan içindesin ya. Düşünebiliyor musun? Herkes birbirine sarılıyor. Eller havaya. Yani ben mesela o Bursa yıllarında erkek lisesi Bursa Süleyman Çelebi Lisesi maçını hatırlarım. Bursa'da Atatürk Spor Salonu takribi 4-5 bin kişilik bir salondur. Lise maçı olmasına rağmen iğne atsanız yere düşmezdi. Yani o ortamda daha yaşlar 16-17'li yaşlardayız o zamanlar. Evet. O ortamda kazanılan bir yani mesela biz erkek lisesini yendik. Ya anlatamam size bizim seyirci nerede? Binlerce seyirci sahaya indi. Omuzlarda geziyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz bu heyecanı, bu sevinci? Yani bu Bir de onun için çok şey katmıştır bana takım oyuncusu olmak. o seyircileri aslında Mustafa abi tribünlere toplayan aslında oyun kalitesi. O yıllarda inanılmaz bir basketbol vardı ülkemizde. Çok Çok değerli büyük seyirci. antrenörler, müthiş bir jenerasyon. Herkes işini gücünü bırakıp dediğiniz gibi Ankara'da, Bursa'da, birçok ilde sizin gibi çok değerli basketbolcuları izlemeye geliyordu. Bu işten keyif alıyordu çünkü geleceği görüyordu. O anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Mustafa abi profesyonelliğe geçiş nasıl oldu? O yılları merak ediyorum. Nasıl? Evet ya profesyonelliğe geçişim benim çok enteresandır. Ben bahsettim işte Bursa'daki o şeyden sonra başarıdan sonra Murat Didim beni Yıldız Milli Takım'a davet etti. 1987 senesinde. Avrupa Şampiyonası vardı. O zamanlar Macaristan'daydı Avrupa Şampiyonası 1987 yılında. Beni aday kadroya çağırdı Murat Didim Ankara'ya. Geldim Yıldız Milli Takım'da tabii ki başladık antrenmanlara. Birçok şeyi Murat abi bana katmaya başladı. Birçok değeri basketboluma. Birkaç aylık bir kamptı o zaman. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Macaristan'a. Ha, dereceye giremedik. Tabii ilk 8'in içerisindeydik. Yani en kötü derece zaten Avrupa'da ilk 8'in içerisinde olmaktı. Daha sonra oradaki göstermiş olduğum, milli takımdaki göstermiş olduğum başarıdan dolayı ki şöyle bir şey vardı çok enteresan. Murat abi o zamanlar Gaziantep Beslenspor'un baş antrenörüydü, birinci ligde. Evet. Biz Yıldız Milli Takım olarak hazırlık maçlarımızı birincilik takımıyla yapıyorduk.
ki o zamanlar Michael Scherzer falan, iki yabancılı sistem, baya baya ciddi takımdı. Yıldız milli takımdan, Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra Murat Dedin dedi ki bana, Mustafa dedi, seni bu takımda görmek istiyorum dedi, genç oyuncu olarak. O zamanlarda o takımda zaten Murat Evliyaoğlu, Tunç Girgin, Erol, Bülent Taceddin, bir sürü önemli isimler vardı. Öyle değil, ben de Bursa'ya döndüm. Cem abiden izin istedim. Cem abi dedim, böyle böyle Murat hocam beni birincilik takımında görmek istediğini söyledi. Ne dersin diye onun görüşlerini aldım. O zamanki kulübüm, antrenörüm Cem abiler bunu uygun buldular. Ve ben böylelikle Ankara'ya Beşiktaş Spor'a geldim. Ve Murat abiyle çalışmalara başladım. Yani ilk profesyonelliğe geçiş yaşanan bu şekilde oldu. Evet, harika bir antrenördür Murat Dedin. Bugünkü çok paylaşımınızı da beğenmiş. Belki yayına da katılır, bize sürpriz yapar. Evet, 1987 evet. Ve 1991 yıllarında Beşiktaş Spor'da. 91 ve 92 yılında PTT. Daha sonra birer sezon olmak üzere Kayseri Meysu Spor, Tiffany Tomato Kolejler Ankara, Karşıyaka, Antalya Spor ve son olarak da 1997 yılında Darüşşafaka'da basketbol kariyerinizi tamamladınız. Ben Beşiktaş Spor'a tekrar gelmek istiyorum. Bir Gaziantep takımıydı belirttiğiniz gibi. Siz antrenmanları Ankara'da yapıyordunuz, maçlar için Gaziantep'e gidiyordunuz. Takımda kimler vardı? Takım içerisindeki etkileşimimiz nasıldı? O yıllardan bahseder misiniz biraz Mustafa? Bu süreç Gaziantep Beşiktaş takımı süreci 1987-91 yılları arasında 4 sezon oynadım. Tabii bunun ilk 2 sezonu Murat Didin'le geçti. Ondan sonra Cem Gökçe ve Ercüment Sunter. Evet, müthiş antrenman. Evet, çok başarılıydık. Yani mesela biz Murat abi döneminde Türkiye 3 olduk. Ercüment abi döneminde playofflarda yarı finale kadar gittik. Şampiyonluğun neredeyse ucundan döndük. Hani bayağı başarılı bir süreçti. Tabii ki o dönemde şöyle, Gaziantep'te takım kalmıyordu. Biz o dönemde Ankara'da, Base Ankara, bütün çalışmalarımız, her şey Ankara'da. Maçtan bir gün veya iki gün önce uçağa binip Gaziantep'e gidiyordum. Evet. Orada bir otelde kalıp maçımızı oynuyoruz ve tekrardan Ankara'ya dönüyorduk. O süreçte mesela benim dediğim gibi Michael Scherzer geliyor şu anda. Şu anda geliyor. Mesela benim uzun yıllar milli takımlarda da oynadığım Girgin vardı. Tuğuş'la zaten üniversite milli takımı, genç milli takım, ordu milli takımı, o kadar uzun süreler geçirdik ki. Bülent Taceddin vardı yine o dönemde. Fenerbahçe'de de oynadı Bülent. Erol Pehlivan vardı. Birol Özmercan vardı. Arap lakaplı. Ondan sonra evet, Cüneyt Bomin vardı. Hani o dönemde gerçekten bu saydığım isimler Türk basketboluna damgasını vurmuş isimlerdi. Kesinlikle. Fevzi vardı, Fevzi abi vardı mesela. Gerçekten o 4 yıl basketbolda çok ciddi şeyler öğrendiğim, kendimi birçok şey kattığım yıllardı. Başarılı geçen yıllardı. Yani şöyle, hem basketbolu üst düzeyde birincilikte tepelere ilk üçü oynuyoruz. Yaz dönemi geldiğinde milli takım başlıyor. Milli takım süreçleri başlıyor. Yani bir fiil 12 ay basketbolun içerisinde olduğumuz dönemlerdi. Tabii her hafta yolculuk. Yani düşünsenize, biz Ankara'da yaşıyoruz. Kendi evimize uçağa binip gidiyoruz. Bir hafta sonra İstanbul, İzmir, neredeyse deplasmana gidiyoruz. Tabii ki bir de bu süreçte şey vardı, Beşiktaşlı yıllarda. Avrupa Kupası oynuyorduk. Yani o süreçte Koraç Kupası vardı. Bir de hafta içi yurt dışı seyahatlerimiz oluyordu. O kadar yoğun bir süreç geçiriyorduk o dönemde. Ama tabii ki ben Beşiktaş Spor'un her zaman bu ligin içerisinde kalmasını isterdim. Yani Anadolu'da birçok takım kapatıyor maddi olanaklardan dolayı. Ama bizim için çok büyük bir değerdi. Halen gönlümüzde, kalbimizde o Beşiktaş yatmaktadır. Evet, ben Tunç abiyle Ankara'da beraberiz biliyorsunuz. Hep sohbet eder, evet. Sizlerle çok bahseder. Anlattıkça böyle tüylerim diken diken oluyor. O kadar güzel beraberlikleriniz varmış ki, o kadar güzel anılarınız ve tecrübeleriniz çok değerli gerçekten.
Tabii farklı takımlar, farklı antrenörler, farklı şehirlere uyum sağlamak da zordur aslında Mustafa abi. Siz birçok takımla çalıştınız. Küçük yaşlardan itibaren şehir dışına çıkmaya başladınız. Aslında kariyeriniz ve olgunlaşma döneminiz çok erken yıllara başlıyor. O süreci anlatır mısınız? Yani farklı antrenörlerle çalışmak, farklı takım içerisinde uyum sağlamak nasıl bir psikoloji gerektiriyor? Nasıl bir yapı gerektiriyor? Bizi dinleyen genç kardeşlerimiz için. Ya şimdi şöyle, ben 4 yıl Beslen'de oynadıktan sonra ondan sonraki süreçlerde birer yıl arayla farklı takımlar, farklı şehirler ve farklı antrenörlerle çalıştım. Evet. Aslında bunu pek tasvip etmiyorum, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Devamlılık gerekiyor. Yani eğer bir takıma gittiğimizde, hani bir sene sonra X takım biraz daha fazla transfer ücreti verdi, buraya gideyim. Yok, bu antrenörü sevmedim, öbür sene o takıma gideyim tarzındaki yaklaşımları aslında ben doğru bulmuyorum. Yani bir kulüpte işte yöneticisi, idarecisi, asistan koçu, baş antrenörü, menajeri, hani insanların birbirine alışması, koçun ne istediğini algılayabilmen, hani oralarda bunlar hepsi bir zamandır. Yani bir seti bile bir takımın oynayabilmesi, verimli oynayabilmesi bir süreçtir. Birkaç aylık zamanı alabilir. Hani onun için sürekli her sene bir takıma gitmek doğru bir şey değil. Ama o dönemlerde bir sürü ekonomik krizler oldu. Takımlar kapandı. Gitmek zorunda olduk. Hani mesela ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben Türk Telekom'da sayı krallığına oynuyordum neredeyse. Çok yüksek sayılar atıyordum Telekom'da oynadığım sene. Fenerbahçe'den bana teklif geldi. O zamanlarda şöyle bir kural vardı. 24 yaşına kadar transfer yapamıyorsunuz genç oyuncu olarak. 24 yaşından sonra transferiniz açılıyordu. Yani takribi düşünüyorum da o yıllarda Fenerbahçe'den bana gelen teklif takribi 500 bin dolar civarındaydı. Geldim Telekom'a, ben gitmek istiyorum Fenerbahçe dediğimde 500 bin dolar bonservis bedeli getir dediler bana. Yani böyle bir olayla karşılaşmıştım o dönemde. Ve ben Kayseri Meysu'ya gitmek zorunda kaldım. Yani Telekom beni o zaman oraya vermek durumunda kaldı. Ama bunlar bir anıdır tabii ki. Sürekli şehir değiştirmek, sürekli antrenör değiştirmek zor. Tekrardan takım arkadaşlarınıza adapte olacaksınız, antrenörünüze adapte olacaksınız ve başarıyı yakalayacaksınız. Eğer çok fazla yetenekli değilseniz, yani bir Harun Erdenay gibi, bir Levent Topsakal gibi, hani çok büyük yeteneklere sahip değilseniz gerçekten çok sıkıntı çekersiniz. Ve ben kendi hayatımda bunun sıkıntısını çektiğim seneler oldu. Yani mesela Antalya'ya gittiğim sene, Antalya'da oynadığımda, büyük şehirde oynadığım sezon, adapte olana kadar sezonun yarısı gelmişti. Yani şöyle söyleyeyim, takribi yarıya kadar 10 sayı ortalamayla oynuyorken ikinci devre o adaptasyonu iyi sağladıktan sonra sayı ortalamam 20 sayıların üzerine çıktı. Bir sene Karşıyaka'dan sonra Antalya'ya gitmiştiniz değil mi Mustafa abi? evet. İzmir'den Antalya'ya gitmiştiniz. Karşıya kadar şöyle enteresan bir şey oldu. Mesela bu enteresan bir anıdır benim için. Ben Gazi Üniversitesi'ndeyim. Hatta Gazi Üniversitesi'ni biz 93 yılında şampiyon yaptık. Türkiye şampiyonu olduk. Ben üniversiteler sayı kralı oldum o sezon. Ve Tunç'la beraber biz üniversite milli takımına seçildik o yıl. Üniversite milli takımıyla Amerika'ya üniversite oyunlarına gittik beraber Tunç'la. Hatta aynı odada kalıyorduk. Bütün milli takımlarla aynı odada kalırdık zaten Tunç'la. Buradan da ona çok selamlar. Ben Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. O sene Halil Üner, Karşıyaka'nın başında baş antrenör, bana bir teklifte bulundu. Mustafa, gelir misin buraya dedi. Ben o zamanlar Tiffany Tomato TED Kolejlilerdeyim. Evet, Ankara'da. Üniversite var, Ankara'da devam etmem lazım diye düşünüyorum. Bir taraftan ciddi bir teklif var Karşıyaka'dan. En sonunda dedim ki, okul mu, Karşıyaka mı? O zaman bir hocam üniversiteden, ya Mustafa dedi, al burayı bitir, öğretim görevlisi olarak yola devam edelim seninle birlikte dedi bana. Ya hocam dedim, ben ne yapacağım şimdi? Yani tamam, iyi güzel söylüyorsun da devlet memuru gibi bu paraları alıp, ha şimdi Karşıyaka ciddi kariyer, iyi bir takım. Evet. Hani gitmem lazım deyip öyle bir tercih yapmak durumunda kaldım Karşıyaka'ya gittiğimde. Ve güzel de bir sezon geçti. O sene biz Karşıyaka'da Halil Üner'le iyi bir sezon geçirdik. Playoff'lara kaldık. Playoff'larda
ilk ayakta yalnız Ülker'le eşleşme zorunda kaldık. Yani kaçamadık oradan. Evet. 8. sıradan yanılmıyor isem playofflara kaldık. Ülker'de lider bitirdiği o sene... Çetin Yılmaz var herhalde Ülker Spor'un başında o yıllarda. Mustafa abinin internet. Şu an da duyabiliyor musunuz abi? Evet, duyuyorum Erman'cığım. O sene Çetin Hocam vardı Ülker'in başında. Tabii ki elendik. O sene, hatta sen bahsetmiştin işte Murat Murathanoğlu canlı yayında maçı sunuyor. Onun görüntüleri de bende var zaten o maçlar. İsmet Baden de yorumculuk yapıyordu o Ülker serisindeki maçlarda. Sine 5'ten canlı yayınlanıyordu o maçlarda. Oranın da öyle bir anısı var üzerimde. Milli takıma gelmek istiyorum Mustafa abi. Harika bir jenerasyon yayının başında belirttik. Ufuk Sarıcalar, Murat Evliyaoğlular, Tunç Girginler, Volkan Aydınlar, Cenk Rendeler. Milli takımda oynamak, o 2000 içinde yer almak, yaşadığınız duygular, seyahatler müthiş olmalı. Nasıl duygular hissediyordunuz? O ekip ruhundan bahseder misiniz? Nasıl bir motivasyon vardı içinizde? Ya bir kere milli takımda oynamak büyük bir onur. Büyük bir gurur kaynağı bizler için. Hani ben baktığımda Yıldız milli takımda bir Avrupa şampiyonası oynadık. Genç milli takımda bir Avrupa şampiyonası oynadık. Derken Ümit milli takım Aydın Öz hocam başımızdaydı. Çetin hocamla beraber. Orada Avrupa yarı finallerinde elendik, gidemedik. O içimde bir ukdedir mesela Ümit milli takımda. Derken üniversite milli takımı, olimpiyatlar. Akabinde aslında ben Darüşşafaka'dan sonra basketbola nokta koymadım. Antiparantez olarak biz Ordu milli takımında Tamer Oyguçlar, Serdar Apaydın'ı NATO Şehit Turnuvası'nda ülkemizi üçüncülük derecesi getirdik. Yani mesela Ordu milli takımındaki mesela Tunç da oradaydı. Bir sürü kariyerli insanlarla Ordu milli takımında ülkemizi temsil ettik. Hani milli takıma bu kadar uzun süre hizmet etmekten gerçekten gururluydum. Oradaki ortam, oradaki arkadaşlık. Yani hiç kimse mesela milli takımda bir para kazanmayı gütmüyor. Para diye bir şey yok. Hani orada çıkıp ölümüne basketbol oynuyorsun milli takımda. Gururla oynuyorsun. Hani ben sakatlanırım, bu topa atlamayayım, şöyle olur. Böyle bir düşünce içerisine girmemiz mümkün değil zaten. Onun için milli takım süreçleri, o arkadaşlık. Hani baktığımda bugün birçok takımda mesela işte Cenk Renda Fenerbahçe'de menajerlik yapıyor. Ufuk karşıya kadar A milli takımın başında. Tuncu zaten söylememe gerek yok. Murat Evliyaoğlu keza. Ordu milli takımdan Tamer Oyguç, o da basketbola hizmet ediyor. Mustafa Kemal Bitim, hani hatta Mustafa'nın oğlu bile karşıya kadar. Oğlu basketbolcu, evet onu söyleyecektim. Yani bir sürü insanla milli takımlarda o formaya birlikte paylaştık, birlikte ter döktük. İşte kimi zaman başarılı olduk, kimi zaman olamadık, oturduk ağladık. Çok güzel anı bunlar benim için. Müthiş anılar gerçekten Mustafa abi. Evet. Kariyerinizi şöyle bir gözden geçirdiğiniz zaman en unutamadığınız galibiyetiniz ve kendinizi en çok eleştirdiğiniz bir performansınız aklınıza geliyor mu hemen? Geliyor. Geliyor. Ya böyle ben kötüyle başlamak istiyorum. Kötüyle başlamak. Ya kötü demeyeyim de eskiden Euroleague yoktu biliyorsun. Evet. Boraç Kupası vardı. Darüşşafaka'da oynadığımız sezon 97-98 sezonu biz Koraç Kupası'nda grupları lider bitirdik. Ve ilk turu geçtikten sonra Kızıl Yıldız'da eşleştik yarı finalde Koraç Kupası'nda. Birinci maçımızı Belgrad'da oynadık Koraç Kupası'nda. Orada biz maçı 5 sayıyla kaybettik. Soyunma odasında herkes çok mutlu. İşte tamam biz İstanbul'da bunları mahvederiz, Kızıl Yıldız'ı yeneriz ve final oynarız ve şampiyon oluruz havasına girdi herkes. Ben de soyunma odasında o zaman dedim ki arkadaşlar bakın bu bir Yugoslav takımı, bir Sırp takımı. Tamam mı? Hani bizim burada 5 sayıyla kaybetmemize sevinemeyiz. Hani İstanbul'a gittiğimiz takdirde hezimete de uğrayabiliriz diye. Çünkü geçmiş dönemde benim bestende gene böyle bir anım var. Top 84'te kendi evimizde 30 sayı fark yemiştik. Ben de soyunma odasında arkadaşları ikaz ettim. Arkadaşlar dedim bu bir Yugoslav takımı. Hani
Emin evet. olmayalım hiçbir şeyden. Hatta bana arkadaşlarım o zaman kızdılar. Ya olur mu öyle şey, niye sen sevinmiyorsun falan gibisinden. Neyse biz döndük geldik İstanbul'a. Bir hafta sonra maç başladı. Maç kafa kafaya gidiyor. İki sayı öndeyiz. Onlar iki sayı öne geçiyor. Beraberlik falan. Hani maç acayip çekişmeli gidiyor ve Koraç Kupası yarı finali. Düşünebiliyor musun? Derken son 3 dakika civarında biz iki sayı gerideyiz. Ben sağ dipten kaldırdım. Bomboş bir üçlük attım. Ve girmedi. Geldik. Maçın gene kritik yeri, çok kritik yeri. Yani böyle artık saniyeler var maçın bitmesine. Bu sefer tam ters dipten, çapraz dipten, sol dipten yine bir fırsat geldi. Yanılmıyor isem iki sayı falan öndeyiz. O şutu soksam 5 sayı, 5-5 maç belki uzatmaya gidecek. Yine kaçırdım. Yine kaçırdım. Aradan geçti 22 sene ve bu mağlubiyet benim içimden halen çıkmadı. Yani gerçekten çok üzüldüğüm bir mağlubiyetti. Boş şutlarda girmedi. Rüyalarınıza giriyordur Mustafa abi o zaman. Kaç zaman. Kere? Kaç kere yani, yani bugünkü mesela Koraç Kupası dediğimiz bugünün Euroligi gibi. Yani hiç unutamadığım olumsuz bir anlamda maç buydu. Evet. Ha olumlu maça gelelim. Ha şöyle bir şey daha var mesela. Telekom'da oynarken Bursa'da Tofaş'ta oynuyoruz. Tofaş'ta oynuyoruz. Son 7-8 saniye civarı Tofaş foul atıyor. Bir sayı gerideyiz. Mustafa Ame var. Takımımızın point guard'ı. Evet. Mustafa'ya dedim ki Mustafa ben sağ dipten sprinti atacağım. Basket girdiğinde bana uzun pas at dedim. Takribi 7-8 saniye civarında var maçın bitmesine. Sayı oldu. Biz 2 sayı gerideyiz. Ben sağ kulvardan sprinti attım. Tofaş'ın antrenörü Mete Babaoğlu. Ben sağ dipten Tofaş'ın bençinin oraya doğru sprinti attı. Mustafa topu aldı. Mustafa Ahmet bana uzun pası attı. Onların Amerikalı oyuncusu da Tofaş'ın potanın altına doğru koştu. 3 sayı civarında beni boş bıraktı. Ben topla buluştum. Bir baktım Mete Babaoğlu dizlerin üzerine çökmüş durumda. Kenarda. Ben kaldırdım. Topu gönderdim sağ dipten. Top havada, süre bitti. Ve sayı oldu. Ve biz maçı bir sayıyla kazandık. Bütün o Bursa'daki Tofaş tribünleri çıt çıkmıyor. Düşünebiliyor musun? Son biz saniye sevinçten biz sevinçten havalara uçuyoruz. Tamam mı? Yani mesela bunu unutamadığım son saniye basketi, maçı getiren bir baskettir mesela. Gerçekten son saniye baskettir. Hem inanılmaz zaferlere hem de inanılmaz üzüntülere sebep olur. Kesinlikle. Çok kesinlikle. Güzel bir gerçekten Mustafa abi. Sizin basketbol oynadığınız dönemle Mustafa abi, şimdiki zamanı karşılaştırdığımızda, erkek basketbolundan bahsediyorum. Şu anda bir kadın basketbol takımı baş antrenörüsün. Oyun sistemi ve oyuncu profili açısından ne gibi değişiklikler oldu? Bunlar basketbolda neyi değiştirdi? Ya şimdi aslına bakacak olursan çok önemli bir şey var. Bizim dönemimizde yabancı oyuncu sayısı 2. Yani mesela 96 yılında FSP'sen, Ufuklar, Aydın abiler, Tamerler, kupayı aldıklarında yabancılı sistem vardı. Larry Richard vardı mesela. Hani şimdi bakıyorum yani biraz yabancı sayısı çok fazla. Yani bunun bir an önce düşürülmesi lazım. Ki kendi yetiştirdiğimiz oyunculara süre vermek lazım. Forma vermek lazım. Oynamayan oyuncu, kenarda oturan oyuncu yetişmez. Hiçbir şekilde. Yani hani bizim dönemimizde gerçekten biz Türkler çok ciddi sorumluluk alıyorduk. Bak az önce anlattığım sana yani Koraç Kupası yarı finalinde kaçırdığım 2 tane şut. Hani bunu yabancı bir oyuncu da kaçırabilir. Ha bırak bizim Türk oyuncumuz kaçırsın bunu. Ha sokuyorsa da zaten finale gidelim. Bu kupayı da aldık zaten. Ufuklar aldı mı kupayı da? Aydın abiler, Efes bilsen. Hani onun için ne fark vardı? Bizim dönemimizde basketbol 30 saniye, yani teknik konulara girecek olursak, yani 30 saniye biraz daha ağır, uzun süreli oynanıyordu setler. Evet. Bu 24 saniyeye çekildiğinde tabii tempo biraz daha hızlanmaya başladı. Birçok Avrupa, yani bir iki takım Avrupa Kupası oynuyorken, şimdi 4-5 tane, 6 tane takım birden değişikliklerde Avrupa Kupası oynanmaya başladı. Yani hafta içi ve hafta sonu maçlar sürekli oyuncular hep kendine bakmak ve hazır olmak durumunda. Evet. Hani biz eskiden haftadan haftaya bir tane maçı oynardık. Biraz daha ağır aksak giderdi.
Ama dediğim gibi yabancı sayısı az olduğu için en azından o sahada 30 dakika, 25 dakika, duruma göre 40 dakika süreler alıyorduk. Evet. Onun için bence buralara da değinmek lazım. Ha, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bizim dönemimizde gerçekten o tribünler, yani mesela Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nun hınca hınç dolduğu bütün maçlar ya. Evet, müthiş bir Bütün seyir. maçlar hınca hınç dolardı. Hani şimdi bakıyorum genelde neredeyse boş tribünlere oynanıyor. Ha, Anadolu'da biraz daha farklı ama. Kadın basketbolu olsun, erkek basketbolu olsun, Anadolu'da gene seyirci çekebiliyor. Ama artık Ankara'da, İstanbul'da, ha, İzmir'i buna katamayacağım. İzmir'de Karşıyaka gerçekten Evet. full ve yani dediğim gibi benim Karşıyaka'ya karşı da özel zaafım var orada oynadığım için. Hani ayrı bir sevgim vardır Karşıyaka'ya mesela. Seyircisi muazzamdır. Hiç değişmedi. Bizim oynadığımız yıllarda da aynı seyirci heyecanı, şimdi de aynı şekilde o seyirci gelen deplasman takımlarını zaten direkt büyülüyor. Yani böyle bir Müthiş bir ortam. atmosfer. Evet. Evet, Rakip evet. takım için de bence çok güzel bir şey. Böyle bir basketbol coşkusunu yakın şekilde hissetmek hem antrenör hem de oyuncu açısından o baskıyı içinizde hissediyorsunuz ve o gücün ne kadar değerli bir güç olduğunu fark ediyorsunuz. Gerçekten çok değerli. Antrenörlük kariyerinize gelmek istiyorum Mustafa abi. Evet. Süreç nasıl başladı? Kağıt üzerine neler düşündünüz? Nelere hedeflediniz? Hangi yılda başladınız antrenörlüğe? Antrenörlüğe hani 30 yaşımda işte dedim ya Ordu Milli Takımı bitti. Artık 30 sonra 30 yaşını geçince yani artık fiziki olarak çok fazla oyuncu olarak devam edemeyeceğimi anladım. Fiziki olarak devam edemeyeceğimi anladığım anda basketboldan zaten kopmamızın imkan ihtimali yok. O yüzden de artık ben yavaş yavaş antrenörlüğe geçmem gerekiyor diye karar aldım. Derken işte Evet. o şeyleri antrenör kartıydı vesaire o işleri hallettikten sonra bir bölgesellik erkekler takımında Akdeniz Spor Kulübü'nde başladım. Baktım fena da gitmiyor. Sene de 2000-2001 sezonu takribi. O şekilde başladım. Derken BOTAŞ'ın altyapısında 2 sene altyapı çalıştırdım. Daha sonra da Çankaya Üniversitesi'ne geldim Ankara'ya. Haluk Bilgin hocamın yanına. Orada hem erkekler üniversite takımını çalıştırıyorum, hem yıldızlar erkek takımını çalıştırıyorum. Bayanlarda da A takım yardımcılığına. Hani benim bayan takımına geçişim biraz enteresan oldu. Evet. Haluk abi hala Arı Koleji'nde, Tabii. ekibin Haluk. başında hala devam ediyor. Aynen. Ben Haluk abinin yardımcısı olarak başladım kadın takımlarında. Ama bu arada tabii ki ben ara ara erkek takımları da çalıştırdım. Mesela 2012 senesinde Orman Sporu 1. Lig'deyken çalıştırıyordum. Hatta oranın işte kadın takımı kurulmasına da öncü oldum. Orman Spor'un. Üniversite erkek takımlarını çalıştırdım. Oralarda derecelerimiz var. Ama tabii ki daha çok ağırlık kadın takımı. Mesela Hatay Büyükşehir'i kurup Süper Lig'e ben çıkarttım. Çankaya Üniversitesi'nde 2-3 sene Süper Lig'de baş antrenörlük yaptım. Derken böylelikle kadın basketbolunda bayağı bir yol aldık anlayacağın. Onu merak ediyorum abi. Çok uzun yıllar basketbol oynadınız. Hep erkek antrenörlerle çalıştınız. O mentalite kadın basketbol takımında çalışmak için hem mentalite hem de davranış modeli olarak farklı bir sistem gerektiriyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili kağıt üzerinde veya mentalite olarak neler düşündünüz? Erkek basketbolu ile kadın basketbolu arasında ne farklılıklar var? Bir de kadınlarla ilk yıllarda çalışırken hangi avantajları yaşadınız, hangi dezavantajlarla karşılaştınız? Şimdi çok et. Ya şuradan başlayayım. Kadınlarla çalışmaya ilk başladığımda zorlandım. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Hani biz erkek basketbolunda biraz daha ağzımız bozuk, belki bir Evet. şeyler konuşabiliyoruz. Rahat davranabiliyoruz. Ama kadın basketboluna ilk geldiğimde bu sıkıntıları yaşadım. İster istemez ağzımızdan bir kelime çıkıyor. Pardon diyoruz. Devam ediyoruz. Bu anlamda zorlukları oldu. Erkek basketboluyla kadın basketbolu arasındaki
farka gelecek olursak, aslına bakacak olursam basketbolda hiçbir fark yok. Evet. Yani bunu söyleyeyim. Hani basketbolun dişisi erkeği olmaz. Basketbol basketboldur. Hani man to man savunma prensipleri erkekte böyle de kadında farklı bir şey değil. İşte 2-1-2 zone veya zone press kadında böyle erkekte böyle değil. Anlatabiliyor muyum? Yani basketbolda dişi erkek diye bir şey yok. Basketbol aynı basketbol. Yani ne bileyim bir işte fast break olsun, bir basket otun olsun. Bütün temel prensipler aynıdır. Yalnız erkek basketbolunda şöyle bir şey var. Erkek oyuncuya arkadaşım bu böyle yapılacak. İşte pick and roll defense'te switch yapacaksın bitti. Dediğin anda onu yapar. Asker gibidir. Onun gerekçesini anlatırsın ve yapar. Çok fazla sorgulanmaz. Ama kadın basketbolunda işler biraz daha farklı. Hani burayı switch yapacaksın dediğinde, bu pick and roll defense'te switch yapacaksın dediğinde şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Hocam niye bunu switch yapacağız? Hani yapmasak ben araya açsam da kısa aradan geçse falan. Hani onu böyle sorgular, ölçer, biçer. Hani ona 3 antrenman boyunca neden onu öyle yapmamız gerektiğini anlatmamız gerekebiliyor. Hani biraz daha duygusal yaklaşabiliyor kadınlar yaklaşım bu anlamda. Ama emin olun ki kadın basketbolcuların çoğu tamamına yakını erkekler kadar mücadele ediyorlar, savaşıyorlar, yüreklerini ortaya koyuyorlar. Gerçekten. Gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Biraz daha altyapıya önem vermemiz gerekiyor kadın basketbolunda. Hani yetiştirirken bazı şeyler eksik kalıyor. Yani daha doğrusu teknik arkadaşları da altyapıda biraz daha seminerleri almak gerekiyor. Biraz kibar konuşmak istiyorum bu anlamda. Yaralayıcı olmak istemiyorum. Biraz daha oyuncu yetiştirmede arkadaşların kendini geliştirmeleri lazım. Biraz daha katkı oyunculara daha iyi katkı verebilmeleri lazım bu anlamda. Kesinlikle. Tabii sportif performans başarı için önemli adımlar atmak lazım Mustafa abi. Siz çok uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Hepsi birbirine bağlı bir zincir. Zayıf halkaların olmaması lazım. Antrenör, yardımcı antrenörler, mentor, doktor, masör, fizyoterapist, takım yöneticileri. Başarıya giden zincirin önemli halkaları. Ve antrenörlük 24 saat devam eden bir iş. Gerçekten çok zahmetli. Bir yandan da nankör. Ne kadar emek verirseniz emek verin. Her şey oyuncuların elinde. Sizin yaptığınız iş oyunculara destek olabilmek, onların saha içerisindeki performansları daha iyi hale getirebilmek. Uygun ortamı sağlamak. Basketbol kariyeriniz antrenörlük konusunda size ne avantajlar sağladı? Yani bir basketbol oynamasaydınız bu derecede iyi bir antrenör olabilir miydiniz? Ya şimdi şöyle, bir kere ben erkek basketbolunda gerçekten duayen isimlerle çalıştım. Bir Murat Didin, Cem Çağal, Halil Üner, bunlar Türkiye'de ciddi isimlerdir. Milli takımda Aydın Örs, kısmen Çetin Hocam, hani baktığımda hepsi bana bir şeyler kattı. Hakan Yavuz, Antalya'da başımızdaydı mesela. Bunlar gerçekten bana birçok şeyi kattılar basketbol anlamında. Ama iyi bir oyuncu olmak demek, iyi bir antrenör olmak demek değil. Bir kere bunu ayırt etmek lazım. Benim antrenörlük yaşantımda takribi 20 sene oldu. 20 senede şampiyonluklarım var. Üst liglere takım çıkarmışlığım var. Erkeklerde, kadınlarda. Kadın basketbolu için söylemem gerekirse oyunculuktan gelip Nevriye haricinde Nevriye'de yani milli takım seviyesinde şu anda antrenörlük yapıyor. Genç milli takım olarak, A takım head coachluğu olarak değil. Benim haricimde oyunculuktan gelip head coachluk yapan yok şu anda. Evet. Bana bu anlamda mesela ben oyuncularıma bir pozisyonu anlatırken veya bir drill'i gösterirken önce ben kendim yapıyorum. Gösterdiğimde hatta örnekler de veriyorum. Bakın şu maçta benim başıma böyle bir olay gelmişti. Bundan dolayı bunu böyle yapmamız lazım. İşte atıyorum bir pass fundamental'ı çalıştırırken, işte bir oyuncunun şu stilini düzelteceğimde, hani şunu söyleyebiliyorum oyunculara. Dayıya gidebilme kanallarını gösterirken, hani bakın diyorum ben size bunu anlatıyorum ama ben Türkiye sayı kralı oldum diyebiliyorum. Hani bu anlamda inandırıcılığımız da artıyor. Hani
çıkıp sahada ben en az oyuncum kadar terliyorum. Bütün hareketleri tek tek kendim gösterebiliyorum. Çünkü o sahanın içinden ben de geldim. Onlar gibi ben de oyuncuydum. Ben de milli takımlardan geldim. Süper Liglerden, işte Koraç kupalarından. Onun için bu tip oyunculuktan gelmem bu anlamda bana avantaj sağlıyor. Oyuncularıma karşı inandırıcılığım biraz daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Aynı dili konuşmak diyebiliriz aslında buna. Sporcularla birebir onların neler yaşadığını biliyorsunuz. Empati kurabiliyorsunuz. Bizim zamanımızda tabii biz Mustafa abi biraz şanssız bir jenerasyonuz. Sizin gibi çok iyi oyuncuları izledik ama çok iyi antrenörlerle çalışma şansına erişemedik. Bizim zamanımızda Ankara'daki basketbol antrenörleri bir hareketi gösterirlerdi ama bunu ne için kullanacağımızı söylemezlerdi. Başüstü pas örneğinden vereceğim. Antrenmanda başüstü pas çalışırdık ama bunu saha içerisinde ne zaman kullanacağımızı biz yıllar sonra kendimiz keşfettik. Antrenörün ne kadar değerli bir kavram olduğunu, ilgi uyandırmanın, öğretilen hareketin saha içerisinde nerede kullanacağını çocukların anlatılması gerekiyor. O anlamda gerçekten çok doğru. İyi bir oyuncu olmak her zaman iyi bir antrenör olmayı gerektirmez. İletişim, yaş grubuna göre sözlü, sözsüz iletişim, vücut dili. Gerçekten antrenörlük çok değerli o anlamda. Bir takımın çalışmasını, yeteneğini ve kimyasını belirleyen tek şey kalitedir. Antrenörün, sporcuların, teknik ekibin ve kulübün tüm yapı taşlarının kalitesi. Başarı için sadece çalışmak ve disiplinde yetmez. Takımın kimyası da çok önemli. Bir olmak, bütünleşmek, bu kimyayı oluşturmak da kolay değil. Adım adım inşa ediliyor bu kimya. Siz çok uzun yıllardır bunun içindesiniz. Çalıştırdığınız bu takımlarda kimyayı nasıl oluşturuyorsunuz Mustafa abi? Ya şimdi bir de şöyle bir şey var aslında bakacak olursan. Şimdi çalıştırdığımız takımlar, yani ben uzun yıllardan beri A takım çalıştırdığım için hani biraz da bunlar aslında bütçeyle orantılı şeyler Erman'cığım. Hani önümüze gelen bütçe ve hedef. Hani şampiyonluk hedefiyle mi yönetim geliyor? Bununla ilgili ne kadar bir bütçe ayırıyor? Hani mesela ben 4 numara pozisyonuna bir oyuncu alacağım. Evet. Tamam, karakterine bakıyorum, oyun yapısına bakıyorum, istatistik bilgilerine bakıyorum, diğer oyuncularla nasıl uyum içerisinde basketbol oynayacağına bakıyorum. Ama tamam, bu isim dediğim noktada elimdeki bütçeye bakmak zorunda kalıyorum. Haklısınız. Hani belli mevkilere, mesela örnek olsun diye söylüyorum, 1 ve 5 numaralı mevkilere çok yüksek rakamı verdiğim anda bu sefer 2 ve 3 numaralarda sıkıntı çekiyorum. Hani aslında bu kimyayı oluştururken A takım düzeyinde gerçekten bütçe önemli. Ama ben bir takımın kimyasını oluştururken önce oyuncuların karakterine bakıyorum ki bu kadın takımlarında daha önemli. Evet. Gerçekten. Çünkü kadın takımlarında biraz kıskançlık olabiliyor, oyuna küsme olabiliyor. Birçok şeyi var, bunun parametresi var. İlk etapta gerçekten ben bir takım kimyası oluştururken oyuncunun karakterine bakıyorum. Point guardlara özellikle çok önem veriyorum. İsrarla takımımda en az 2 tane point guard, en az 2 tane off guard bulundurmayı. Lider özellikleri olan oyuncular mı oluyor bunlar Mustafa abi? Kesinlikle, kesinlikle. Point guardlarda kesinlikle lider özelliği olmasına dikkat ediyorum. 4 numara pozisyonu oyuncu transfer ederken kesinlikle dış olan süratli 4 numaraları tercih ediyorum. Ve önce yerli oyuncuları oturttuktan sonra yabancı oyuncu tercihimi yapıyorum. Yani yerli oyuncularımın kalitesine göre yabancı oyuncu tercihimi yapıyorum. Yani genelde dediğim gibi hani birinci derecede bütçe, bütçeden sonra yerli oyuncuların kalitesi, karakteri, daha en sonra da yabancı oyuncuyu seçmeyi tercih ediyorum. Evet, anladım. Milli takımda oynamış ve harika kariyer olan bir antrenörsünüz. Bu özgüven demek Mustafa abi. Özgüveni olan bir antrenör oyuncuya birçok şeyi kazandırır. Kenarda eski milli takımda oynamış, gerçekten basketbolu bilen bir antrenör olması. Siz oyuncularınızda neleri gözlemliyorsunuz? Aranızda nasıl bir iletişim var? O özgüveni çok net bir şekilde görebildiklerini düşünüyorum. Kenarda sizi. Ya şöyle, şimdi oyuncular, bir kere ben basketbolun içerisinden geldiğim için bu koç basketbolu biliyor diye geliyor sahaya. Evet. Bir de ben oyuncularıma şunu söylüyorum. Teknik, taktik anlamda basketbolla ilgili kafanıza ne takılıyorsa gelin benle konuşun.
dönüp arkadan dedikodu yapmayın. Bu böyle olsaydı, şöyle olsaydı demeyin diyorum. Özellikle video toplantılarımı uzun tutuyorum. Haftanın belli günlerinde sık sık video toplantı yapmaya özen gösteriyorum. Bütün pozisyonları analiz ediyorum ve bunları oyuncularımla paylaşıyorum. Oyuncum bana sorduğu anda cevap veremediğiniz zaman sorduğu soruya zaten bittiniz. Evet. Yani, basketbolu bilmek, iyi bilmek, işte oyunculuktan gelmek, milli takımlarda oynamak bir kere bir büyük artı. Oyuncu sana gelip bir soruyu sorduğu anda ben bunun cevabını koçumdan alırım diye geliyor zaten. Ha, bunun cevabını elimizden geldiğince verebiliyoruz. Ha, bazen benim de gözümden kaçan bir şey oluyor. Oyuncum abi bunu böyle yapsaydık daha iyi olmaz mı dediği oluyor. Evet diyorum. Doğru söylüyorsun. Gözümden kaçmıştır. Yani onu da açık yüreklilikle pardon demesini de biliyorum. Yeri geldiğinde hani biz de her şeyi biliyoruz. Dört dörtlük insan değiliz sonuçta. Benim göremediğimi asistanlarımın göremediğini oyuncum görebiliyor, ikaz edebiliyor. Bunları da göğüsleyebiliyoruz ve düzeltebiliyoruz hep birlikte. Her zaman bunlara da açığım zaten. Evet. Şu anda Tarsus Belediyesi kadın basketbol takımı ile Kadınlara Basketbol Ligi'nde A grubunda şampiyonluk mücadelesi veriyorsunuz. 16 maçta 15 galibiyetiniz var. Grubu lider tamamladınız. En son Bolu'da altılı finallerde birinci lige çıkmak için mücadele verecektiniz. Bilmiyorum takvim sarktı diye tahmin ediyorum şu anda. Süreçten çok net bilgi sahibi değilim. Tabii satrançta şöyle bir tabir vardır Mustafa abi. Ben uzun yıllar Satranç Federasyonu'nda çalıştım. Şu anda Mustafa abinin interneti bir sıkıntı oldu. Heh, şu anda duyabiliyor musunuz? Geldi evet Erman'cığım. Tekrardan alayım soruyu ben. Evet tabii ki. Şu anda birinci lige çıkmak için mücadele edeceksiniz. Bolu'da final yarışmaları var. Altılı finallerde yarışacaksınız. Kağıt üzerinde çok üstün pozisyonda gözüküyorsunuz. Satrançta şöyle bir tabir vardır Mustafa abi. Kazanılmış maçı kazanmak çok zordur. Yani ya pozisyon olarak üstünsünüzdür ya da taş olarak alet üstünsünüzdür. Oyun herkes tarafından kazanç gözükür. Ama kazanılmış oyunu kazanmak gerçekten çok zordur. Hani kağıt üzerinde favori gösterilmek. Bunun için de müthiş bir mental hazırlık ve zihinsel antrenmana gerek vardır. Bu konuda sporculara nasıl destek oluyorsunuz rehavete kapılmamaları için Mustafa abi? Ya zaten biz bütün hedefimizi grubu birinci bitirip A grubunu direkt Final Six'e gitme yönünde bütün planlarımızı yaptık. Ve bunu da 16 maçta 15 galibiyetle A grubunu birinci lider bitirerek direkt finallere gitmeye hak kazandık. Diğer grup 2-5 yani çapraz B grubuyla çapraz oynayan diğer takımlar zaten birinci maçları oynadılar. İkinci maçlara oynayacakları hafta ligler ertelendi. Ben takımımı zaten en başından beri, sene başından beri Final Six'e adapte etmek, motive etmek için uğraştım. Tam en iyi noktaya geldiğimiz anda artık gidilecek takvimi işte 10 gün civarında bir şey kalmıştı. Bütün plan programlar hazırdı. Son 10 göndermek zorunda kaldım. Zaten antrenman yapma ihtimalimiz yok. Bütün evet. Konsantrasyonumuz, motivasyonumuz sıfıra düştü. Ve işin enteresan tarafı şu anda Final Six oynanacak mı? Oynanmayacak mı? Yani ne olacağını da bilemiyoruz. Merakla ben de bekliyorum. Seyircilerimiz bekliyor. Yönetim bekliyor. Eğer maçlar oynanacak ise takımı tekrardan toplayıp Final Six'e hazırlamak, bu kadar antrenman kalan bir takımı, gerçi bu diğer takımlar için de söz konusu, aynı şey geçerli ama biraz sıkıntılı bir sürece gireceğiz şayet oynanacaksa. Çünkü neden? Belediye başkanımız gerçekten bizi bir üstlükte mücadele etmemizi istiyor. Tarsus'ta bir basketbol kültürü var. Yıllardır işte birinci lig, süper lig takımları, Avrupa kupalarında mücadele etmiş bir kültür Tarsus Belediyesi. Belediye başkanımız gerçekten oraları bir daha yakalamamızı istiyor. Seyircimiz çok önem veriyor. Bütün maçlarımızı neredeyse full oynuyoruz Tarsus'ta.
Belediye başkanımız dediğim gibi Haluk Bozdağ çok istekli. Çünkü olaya şöyle bakılıyor. Kadın basketbolu bir sosyal sorumluluk projesi. Yani kadınlarımızı toplumun içerisinde tutmak, sporun içerisinde tutmak gerçekten çok önemli. Yani Zaman zaman internet bağlantısında kesinti. evet, Şu yani anda kadınlarımızı sesiniz sosyal gidiyor mu yaşamın sizin? içerisinde sürekli tutmak hedefiyle biz takımımızı bir üst ligde görmek istiyoruz gerçekten. Federasyonun alacağı karardan sonra eğer maçlar oynanacak diyorsa hemen Tarsus'a dönüp oyuncularımızı toparlayıp tekrardan onları motive edip bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz Ermancığım. İnşallah. Biz de yürekten destekliyoruz. Gerçekten büyük bir emek harcıyorsunuz. Hem oyuncular hem teknik ekip hem de yönetim olarak. Buradan belediyelere de çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten belediye takımları, belediye sponsorlukları çok değerli. Hem o ilin, o yörenin genç yeteneklerine, altyapılarına önem vermesi açısından. Biraz sonra altyapı konusuna geleceğiz. Tabii basketbolda hedefler hiç bitmiyor Mustafa abi. 24 saat önce kazandığınız EuroLeague şampiyonluğu bile geçmişte kalıyor. Geçmişin şampiyonluklarıyla yaşamıyorsunuz. Hep gelecekle ilgili yeni planları var. Bir de sporda hafıza her geçen gün değişiyor. Dediğimiz gibi Evet. galibiyetler ve yenilgiler unutuyor. Her yeni gün yeni gelecekle ilgili planlar yapıyorsunuz. Altyapı konusuna gelmek istiyorum. Siz aynı zamanda Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın altyapı sorumlusunuz. O anlamda altyapı çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz Mustafa abi? Evet. Bizim Tarsus Belediyesi Spor Kulübü olarak spor okullarımız var altyapıda. Burada takribi 250 tane öğrencimiz geliyordu bu virüs krizinden önce. Biz buraya gelen oyuncu spor okuluna gelen oyunculardan işte U10 takımı, U12 takımı kadınlar, erkekler olarak oluşturduk. Bunların başına birer tane antrenör verdik. Ama oraya verdiğim antrenörlerin antrenman yaş gruplarına göre antrenman programlarını da kontrol ediyorum. Uygun görmediğim yerleri çıkartıyorum. Haftalık, aylık antrenman programlarını sürekli check ediyorum. Çünkü kadın U10 takımı, U12 takımı çalışmalarında fazla ağır gelebileceğini gördüğüm drilleri çıkartıyorum. Eklemek istediğim drilleri arkadaşlara, yani şunu yapmaya çalışıyorum işin özünde. Altyapı yani senede bir seminere giderek çok verimli olabileceklerini düşünüyorum. İşin özünde. Yılların getirmiş olduğu tecrübelerimi de altyapıda çalışan antrenörlerimize aktarıp çocuklarımıza iyi bir basketbol eğitimi vermelerini sağlıyorum. Evet. Okullarla bu sene işbirliği yapacağız. Bütün Tarsus'taki çocukların kız erkek taramalarını yapıp bunları belediye spor kulübüne kazandırmaya da çalışacağız bu sene. Yeni hedefimiz de bu altyapıyla ilgili. Süper. Şu anda sağlık Tamam. tedbirleri kapsamında hepimiz evlerdeyiz Mustafa abi. Evde olunması gereken bu süreçte sporcularla iletişimi nasıl devam ettiriyorsunuz? Eğitim faaliyetleri, fiziksel kondisyon anlamında bir çalışmanız var mı? Nasıl ilerliyorsunuz bu günlerde? Şöyle bizim kondisyonerimiz aynı zamanda üniversitede doçent Mersin Üniversitesi'nde Evet. Gökhan Hoca. Bu süreçte oyuncularımızın en azından kuvvetlerini kısmen muhafaza edebilmeleri için her oyuncu bazında bir program hazırladı. Bu oyuncularımıza hepsi verildi. Kimi evde çalışıyor, işte ne bileyim kimi bahçesi Evet. varsa bahçesinde bazı program dahilinde çalışmalarını sürdürüyorlar. En azından kısmen de olsa oyuncuların kuvvetinin çok fazla kayba uğramamasını sağlıyoruz Harika. bu anlamda. Şimdi özel sorulara geçmek istiyorum Mustafa abi. Evet. Geçmişten günümüze basketbol tarihinde size ilham veren gerçek efsane dediğiniz basketbolculardan örnek verir misiniz? Kimlerden ilham aldınız? Ya ben şöyle söyleyeyim. Benim basketbola ilk başladığım dönemde yani o Bursa dönemlerinden bir adım önce Erman abi, Evet. Erman Kunter çok büyük idolümdü. Hatta şut stilimi de ondan görerek
aldım. Bir Balkan şampiyonası vardı. TRT'de naklen veriyordu zaten. Efe abinin orta sahadan attığı bir şut var. Hiç unutmam o şutu. Maç uzatmaya gitmişti. Sonra Balkan şampiyonu olmuştuk. Yani Erman abi o anlamda benim idolümdür. Tabii ki daha sonraki 80'lerin sonları, 90'ların başları gibi de Michael Evet. Jordan zaten hiç Kesinlikle. tartışmasız. Hiç Erman Kunter tartışmasız. hatırladığım kadarıyla 156 sayıyla Hilalspor maçı yanılmıyorsam Türk basketbol tarihinde en fazla Evet. sayı atan oyuncu aynı zamanda benim isim babam Erman Kunter sayesinde. Erman abiyle ben karşılıklı oynama fırsatı Oo ne da güzel. buldum. Hatta ben Beslen'de oynadığım sene Erman abi Beşiktaş'taydı yanılmıyorsam. Murat abi beni oyuna aldı. Erman abiyi tutuyorum. Musun? Attırmışım. Kalktı bir tane şut attı. Bir internet bağlantısında bir problem var. Şu anda Mustafa abiyi duyamıyorum. En güzel yerinde yayınımız gitti maalesef. Erman Kunter'i savunurken Mustafa abi yayınımız gitti. Tabii müthiş hikayeler var. Mustafa abi yayına gelene kadar ben devam edeyim söyleşiye. Bu basket... Heh, Mustafa abi geldiniz şu anda. En son Erman Kunter'e savunma yapıyordunuz abi. Orada kesinlikle. Erman abi savunma yapıyorum heyecanla. Erman abi kaldırdı bir şut Evet. attı benim üzerimden. Girmedi attığı şut. Ondan sonra kafama vurarak aferin aferin devam et çok iyi savunma yapıyorsun diye de böyle bir konuşma geçti aramızda. Yani idolüm olan insana savunma şansım da Evet. oldu oyunculuk Müthiş. kariyerimde. Haftalar önce Alper Yılmaz'la konuşuyordum. O da Harun Erdenay'dan hep bahseder. İnanılmaz bir oyuncuydu Türk basketbolunda. Ona savunma yaptığı pozisyonları Çok iyi. anlatır. Bir de o kadar mütevazi ki sizin döneminizdeki insanlar sanıyorum kötü günündeydi Harun Erdenay ona iyi bir savunma yapmıştı dedi. Yani eğer iyi günündeysem onu kesinlikle durduramayacağını söylüyordu Alper Yılmaz. Aynen. Şu anda yine Mustafa abinin internetinde şu anda geldi herhalde yayın. Mustafa abi eğitim hayatınızda ve basketbol kariyerinizde geçmişe dönüp değiştirmek istediğiniz bir an var mı? Erman. Tekrar soruyorum. Eğitim hayatınızda veya basketbol kariyerinizde geçmişe dönüp ya keşke şöyle yapsaydım dediğiniz bir an, bir olay, bir karar var mı? Hani dedim ya Karşıyaka'ya gitmeyi tercih etmiştim diye Evet. üniversiteyi Üniversite bırakıp devamında karşıya. yani geçmişe dönsem belki şu anda üniversitede kalıp doktora mı bitirebilirdim diye düşünüyorum. Bir de her sene bir takıma gitmemeyi tercih Evet. ederdim. Yani bir takımda 4 sene, 5 sene, 10 sene oynamayı, aynı takımda oynamayı tercih edebilirdim diye Evet. düşünüyorum. Son zamanlarda böyle televizyonda izleyip ya sahada keşke sahada olsaydım diyeceğiniz bir karşılaşma, bir Euro Lig finali veya bir milli maç aklınıza gelen bir maç var mı öyle sahada olmak istediğiniz? Birçok maç var. Ya neredeyse seyrettiğim bütün maçlarda keşke burada olsaydım diyorum. Ya Efes Pilsen'in oynadığı bütün Euroleague maçlarında mesela ya yerimde duramıyorum. Keza Fenerbahçe'nin. Hani şu maç veya bu maç diyemiyorum gerçekten. Hani Hepsi. içimde halen yani şu yaşta bile çıkıp ya Mustafa sen yani harbiden çıkıp oynayabilirsin diye düşündüğüm anlar oluyor. Yani bunu bir maça endeksleyemeyeceğim. Bütün izlediğim Euroleague maçlarında sahada olmak istiyorum gerçekten. O sevgi, o hırs apayrı bir şey ya. Evet. Yani hep şöyle bir şey söylenir. Ya biz Şimdi geldi evet ufak Ermancığım bir geldi. sesiniz. Son söylediklerinizi ben kaçırdım. İnternetle ilgili hala sıkıntı devam ediyor. Şu anda Evet. görebiliyorum abi. Duyabiliyorum şu anda.
Erman sesin gelmiyor. Geliyor mu şu anda benim sesim? Şimdi duyuyorum Mustafa abi. Ben hala Evet. oynayabileceğinize inanıyorum şu anda liglerde. Neden Tunç abiyle her hafta sonu beraberiz? Her yerden atmaya devam ediyor. Mesafe tanımaksızın. Hatta Sizin jenerasyon apayrı. kesinlikle hatta. Hala şu anda bile çok rahat bir şekilde hiç sırıtmadan liglerimizde oynayabileceğinizi düşünüyorum. Yani artık geçti sayılır ama bir gün bir araya gelirsek Tunç senden falan böyle kendi aramızda bir maç yaparız diye düşünüyorum. Çok çok isterim abi, çok sevinirim. Basketbolu çok seven birçok minik izleyicimiz var, gencimiz var. Onlara neler önerirsiniz? Basketbol, çoğu basketbolcu olamayacak belki ama bu sevgi çok değerli bir şey. Tutkuyla bir şeye bağlı olmak, oynamak. O anlamda minik izleyici, basketbolu seven genç kardeşlerimize neler önerirsiniz Mustafa abi? Ya bir kere hani herkes profesyonel basketbolcu olacak diye bir şey yok. Evet. Hani konuşmamızın en başında da söyledik. Yani bir takım sporcusu olmak, paylaşmak, arkadaşlarınla birlikte üzülmek, arkadaşlarınla birlikte sevinmek, onlarla bir otobüse binip bir deplasmana gitmek, değişik bir otelde takımla birlikte aynı odada kalmak, aynı masada yemek yemek, bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Hani hiçbir zaman sporcu olmayan bir insanın göremeyeceği şeyler belki bunlar. En fazla bir anne babasıyla bir yere gider çocuk ama bir arkadaşlarla 10-12 kişilik bir kafileyle bir Türkiye şampiyonasına gitmek. Dediğim gibi hani bunları paylaşmak, sevinci, üzüntüyü çok önemli bir şey. Benim gençlere tavsiyem kesinlikle çalışsınlar. Basketbol anlamında söylüyorum. Tabii ki derslerinde de çalışacaklar. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hayatlarında mesela işte ben bu yaşta bile sahaya çıkar oynarım diyorum. Düşünebiliyor musun? Ve 80'li yılları özlemle anıyoruz, konuşuyoruz. 90'lı yılları konuşuyoruz. Hayatımızda o kadar büyük bir yer etmiş ki, o kadar büyük anılar birikmiş ki. Dediğim gibi hani birçok insan belki profesyonel basketbolcu olamayacak. Belki 22 yaşında, 25 yaşında bırakacak. Üniversite bitene kadar belki üniversite takımında oynayacak ama o kadar büyük anılar biriktirecek, o kadar güzel arkadaşlıklar biriktirecekler ki bunu da hiçbir şeye değişemezler. Onun için sabırla devam etmeleri lazım ve çalışmaları lazım Kesinlikle. diye Siz çok düşünüyorum. uzun yıllar basketbol oynadınız ve antrenörlük kariyeriniz hala devam ediyor. Uzun yıllar basketbol oynayan ya da beden eğitimi bölümlerinde basketbolu branş olarak seçip antrenörlük yapmak isteyen genç kardeşlerimiz var. O anlamda kendilerine neler önerirsiniz? Kendilerine nasıl yatırım yapmalılar? Basketbol antrenörlüğü nasıl bir iştir? O anlamda kısaca şöyle sektör, işin disiplinini anlatmak açısından nelere ihtiyaçları var? Neler söylemek istiyorsunuz? Ya bir kere çağımızda kesinlikle ve kesinlikle basketbol antrenörü olacak ise bir arkadaşımız İngilizceyi öğrenmek zorunda. Kesinlikle. Olmazsa olmazdır bu. Kesinlikle çok iyi İngilizce öğrenmek zorunda. İkincisi basketbolu antrenmana geldim. 2 saat ben orada çocukları çalıştırdım eve gittim de olacak iş değil. Basketbolla yatıp kalkmak zorunda. 24 saat. Sürekli basketbolla yaşamak zorunda. Maçları izlemek zorunda, işte setleri çıkartmak zorunda, o setler üzerinde çalışmalar yapmak zorunda, hangi oyuncuyu nasıl kullanacağı için bilgi alışverişi yapmak zorunda. Hani bu sadece bir işte YouTube'a gireyim bir mentümen seti çıkartayım veya işte bir kitap okuyayım da değil. Diğer antrenör arkadaşlarıyla da sürekli irtibat halinde olmalı. Seminerlere, kliniklere katılmalı. Hani bu gerçekten işte sabah 8, akşam 5 mesai verebileceğin tarzda bir iş değil. Gecenin saat bilmem ikisinde üçüne kadar editler sürebilir. Hani onun için meşakkatli bir iştir. İşsiz kalıp maaş alamadığın dönemler olabilir. Sıkıntı maddi anlamda sıkıntılar çekebilir ama ben ısrarla bu işi yapacağım diyor ise çok çalışmalı 24 saat basketbolla yatıp Çok sevdim. kalkmalıdır bir Büyük bir basketbol özveri gerek. antrenörü. İngilizce de olmazsa Kesinlikle. olmazdır. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim. Bir sorum olacak. O arada ben Evet. izleyicilerimizden gelen görüşleri de size okumaya başlayacağım. Son günlerde hepimiz malum sağlık tedbirleri kapsamında Mustafa abicim evlerdeyiz.
Bu anlamda sizin kariyeriniz ve hayatınız boyunca okumaktan çok keyif aldığınız birkaç kitap önerisi, belki film önerisi sizden isteyeceğim. O arada ben de izleyicilerimizin mesajlarını şöyle bir göz gezdireyim siz devam ederken. Aylin hocamızın Tabii. mesajları var. Selamlarını iletmiş. Ersoy hocam İngilizce çok değerli demiş Ersoy Barak. Ersoy Barak sene 87-88'den beri izlerim. Mustafa Tunç Evliya Hüsnü Behçet demiş. Evet. Tunç da çok büyük oyuncu demiş. Şöyle kimseyi atlamak istemiyorum. Çok değerli katılımlarından dolayı izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar bu akşam. Çok değerli abimiz Mustafa Secellioğlu ile beraberiz. Gurur musun Mustafa demişler. Sağ Soru olsun. gelmedi genelde. Genelde hep böyle izleyicilerimiz hep sevgi mesajlarını ilettiler. Sağ olsun. Sağ olsunlar. Sağ olun. Ya ben bu ara Phil Jackson'ın Kutsal Çemberler adlı kitabını okuyorum. Baya bir yarıya geldim. Hani keyif alarak da okuyorum Kutsal Çemberler kitabını Phil Jackson'ın. Şöyle hani bana da aslında biraz faydası şu anlamda. Hani Michael Jordan gibi çok üst düzey bir oyuncuyu maçlara motive etme, ondan sonra diğer arkadaşlarını Michael Jordan'la oynayabilmeleri için psikolojik anlamda onlara destek verebilmesi gerçekten etkileyici. Keyifle okuduğum bir kitap, tavsiye ederim arkadaşlara. Daha öncesinde ben uluslararası ilişkileri bitirdim. Erhan Afyoncu'nun Osmanlı İmparatorluğu diye büyük bir ansiklopedisi var. Birkaç bin sayfalık. Uzun süredir onu okuyordum. Onu da bitirdim. Ama tabii ki o benim uluslararası ilişkiler bölümünü bitirmemden kaynaklı okuduğum bir ansiklopediydi. Ama dediğim gibi bu süreçte Phil Jackson'ın Kutsal Çemberler adlı kitabı keyifle okuyorum. Tavsiye Çok de teşekkür ediyorum. ederim. Bir soru gelmiş Mustafa abi. Tarsus Belediye ile yeni sezonda devam mı? Hocam projeleriniz neler diye size bir soru yöneltmişler. Anlaşma aşamasındayım Tarsus Belediyesi ile. Muhtemelen 2 yıllık sözleşme yapacağız, yenileyeceğiz. Ama dediğim gibi şu federasyonun kararını bekliyoruz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz Tarsus Belediyesi ile. Ersoy Barak, eski basketbol farklıydı. Bençte oturanlar maçı yaşardı. Şimdiki olay böyle değil. Eskiler başkaydı deyip geçmiş yıllara bir atıfta bulunmuş. Evet. Geçmiş yıllar keyifliydi gerçekten. Aynen öyle. Mustafa abi inanılmaz keyif aldım. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ağzınıza sağlık. Sayenizde basketbol tarihine bir tanıklık Teşekkür etmiş ederim. olduk. Ben çok keyif aldım. 1 saat 15 dakikada söyleşimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda Evet, inşallah güzel başarılarınızla yine kutlamayla ilgili bir söyleşi yaparız. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abi. İnşallah, inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen herkese sevgiler gönderiyorum. Çok Son teşekkür olarak ederim. Sağ buradan sizi olasın. sevenlere, dostlarınıza, eski oyuncularınıza, yeni oyuncularınıza bir mesajınızı alarak kapatabiliriz arzu ederseniz yayınımızı. Hep basketbolla kalsınlar, hep sevgiyle kalsınlar. Hepsini Çok çok teşekkür seviyorum. ederim Mustafa abicim. Yayına katılan Çok herkese de çok teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.